deneyeyim dedim. Güzelmiş. Gayet güzeldi. Nasıl dikkat ediyor musun abi yemeği içmeye böyle ki? Ya yemeği içmeye işte dikkat edebildiğimiz kadar ediyoruz. Ama tabii şu pandemide sürecinde biraz yedik yani. Evde kapalı kaldığımız için bayağı bir yedik etmiş. Yani bir iki kilo alınmış gibi sanki. Evet, biraz bir iki kilo alındı yani. Bir iki kilo alındı. O zaman spora başlayacaksın abi. Başlayacağım evet. Hemen kardiyoya başlayacağım. Maske de çok fena rahatsız ediyor. Mecburen. Maskeler ama artık hayatımız için evet. Biz evet. Mesafeyi koruduğumuz için çıkarabiliriz. Evet, evet çıkarabiliriz biraz. Peki efendim şey yani yılların Hakan Peker'i ya gerçekten hiç yaşlanmadım bir insan ya. Dondurdum ben o işi bitirdim. Artık öyle bir şey kaçta yok. Kaçta bitirdin abi? Ben bitirdim onu 40'larda falan bitirdim. 40'lı yaşlarında sürekli değil mi abi? Evet bitirdim. Süper abi yazı nerede geçirdin? Yazın ya çok fazla bir şey yapamadım. Bir Çeşme'ye gittim 4 gün. Bir 5 günde Bodrum'a gittim. Ondan sonra oralarda işte biraz gezmeye çalıştım ama şey yine de keyif almadım çünkü bu pandemiden dolayı tedirgindim yani çok fazla şey yapamadım. Havaya giremedim. Sonra bir işte Cumhurbaşkanlığının konseri oldu. Evet. Yeditepe konserleri. Oraya geldik bir konser yaptık seyircisiz. İşte televizyonla şey için, sosyal medya için. Bundan beri de çok fazla bir şey yapmıyoruz. Zaten bu sene konserler falan da birçoğu iptal oldu. Şu anda böyle duruyoruz ama bir şeyler yapacağız herhalde. Yeni belki bir klip çekebilirim. Abi nasıl 90'lardaki keyif alabiliyor musun? Yok almıyoruz tabii ki. Evet yani. Ya, müzik anlamında böyle tam sahneler olmuyor falan ama müzik anlamında alabiliyor musun? Artık yeni şarkılarla, yeni artık sanatçılarla o keyfi alıyor mu sence Türk dinleyicisi? Vallahi her şeyin bir şeyi var. Yani alıcısı var. Ama tabii ki bizim yaptığımız dönemde yani güzel şarkılar